Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar Nisan ayının ilk haftasına girdik. Takipçilerim bana sürekli soruyorlar. Bu mevsimde neler ekebiliriz, neler dikebiliriz şeklinde. Arkadaşlar domates, biber, patlıcan ve salatalık tohumlarının Şubat ayı içerisinde oda şartlarında ekilebileceğini ve Nisan ayına kadar o tohumların çimlenip fide haline geleceğini zaten anlatmıştım. Artık bu haftadan itibaren bahçeye direkt dikebileceğimiz bitkilerin tohumlarını ekmemiz gerekir. Mesela ne olabilir? Yeşil fasulye, taze fasulye tohumu olabilir arkadaşlar. Çok özel bir fasulye arkadaşlar. Bizim buralarda liloz derler, acebek derler. Acebek fasulyesi. Börülceye benzeyen ince uzun bir fasulyesi var arkadaşlar. Yine bamya tohumlarını ekebiliriz arkadaşlar. Ben bamya tohumlarını şu şekilde kuruttum ve kendi ambalajında sakladım. En güzel saklama şeklinin bu olduğuna inanıyorum. Bu şekilde sakladık ve bamya tohumlarımızı da yine bahçemizdeki uygun yerlere ekeceğiz inşallah. Bu yıl hem fasulyeden hem de bamyadan özel ata tohumlar elime ulaştı. Şimdi bunlar sınırlı sayıda oldukları için sadece belirli bir sıraya, belirli bir yere bunlardan ekeceğim. Ve bunlardan elde ettiğim tohumları da biriktirip, çoğaltıp yaymaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlar fasulyeler ve bamyalar. Yine bu mevsimde ne ekebilirsiniz arkadaşlar? Ayçiçeği tohumu ekebilirsiniz. Çerezcilerden kavrulmamış ayçiçeği tohumu alabilirsiniz. Şu şekilde. Bunları toprakla buluşturduğunuzda kolaylıkla bir hafta içerisinde çimlenecek ve büyüdüğü zaman da bahçenizde hem hoş görüntülü bir bitki haline gelecek hem de sizlere yeni ay çekirdekleri üretmiş olacak. Yine mısır arkadaşlar. Mısırı ekebilirsiniz. Bu mısır tohumu da elime yine bamya ve fasulye tohumuyla birlikte ulaştı. Bu da ata tohum bir mısır gördüğünüz gibi. Ve bunu arkadaşım geçen yıl temin etmiş. Geçen yıl kendisi üretmiş ve avuç avuç bitki severlere dağıttı bu sene. Ben de inşallah bunun çoğaltılmasını yapacağım ve gelecek yıl isteyenlere ulaştırmaya çalışacağım. Yine elimde ata tohum olmamakla birlikte süt mısırı güzel olan bir mısır çeşidi var. Ondan da bir sıra ekmeyi düşünüyorum ve böylece bahçedeki ekme dikme işlemlerini bitireceğiz. Bunun yanında arkadaşlar ilkbaharın coşkusuyla güzel maydanozlar yetiştirebilirsiniz. Komşunuzdan alacağınız nane uçlarıyla nanelerinizi çoğaltıp bir yerde köklendirip toprakla buluşturabilirsiniz. Yani bu mevsimde tekrar saymak istiyorum. Fide halinde olanlar domates, biber, patlıcan ve salatalık. Yine fide halinde temin edebilirseniz kabak ve karpuz, kavun da dikebilirsiniz arkadaşlar. Tohumdan ekebilecekleriniz fasulye, bamya, ayçiçeği, mısır. Bunları da tohumdan ekebilirsiniz. Yine arkadaşlar tohumdan ekebileceğiniz maydanozlar var. Maydanoz tohumlarını da ektiğinizde bu tohumların ilkbaharda coşkuyla büyümesine şahit olacaksınız. Ve bir şeyler üretmenin zevkini yaşayıp keyfini tadacaksınız. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.